Kıymetli arkadaşlar, Çınar Caddesi'nde bir olay yaşandı. Bunu tabii biz haberimiz de yoktu, bilgimiz yoktu. Ben de sonradan öğrendim. Orada esnaflık yapan bir vatandaşımız, dikkat ederseniz yani haberim yok demiştim. Bizim haberimiz olmadan aslında bizim broşürlerimizi, pankartlarımızı, sahada çalışmalarımızı yürüten çok insanımız var. Fakat bu kıymetli abimiz partimize gönül vermiş, davamıza gönül vermiş. Kendi imkanlarıyla, tabii kurumsal yapımıza da aslında aykırı. Çünkü bir tarafına genel başkanımız, bir tarafına Ahmet rahmetli Erbakan. Erbakan hocamızı koymuş. İşte samimiyetinden dolayı altında kendi satmış olduğu ürünlerinin isimlerini koymuş. Kendince böyle samimi bir şekilde bir pankart yaptırmış. Onun ücretini de kendisi vermiş. Sonra asmaya çalışmış. Tabii o arbadede yani ne yaşandığını biz bilmiyoruz aslında. Fakat şu olay bizi çok üzdü. Orası, o bir sade vatandaş. Yani burada bu hengamede ne yaşanmış bilmiyorum ama sade bir vatandaş. Meral Hanım'ın yanındaki kurmayları, yani şunu demeye çalışıyorum. Yarın bir gün eğer İyi Parti seçimi kazanmış olsaydı yanındaki kurmayları belki bir bakan, bir milletvekili olacaktı. Şimdi bir tane sade vatandaşımıza kalkıp hepsinin çullanması, yumruklaması, yani bunu neye oturtabilirsiniz? Yani bunun, yani nezaketin neresinden bakarsanız bakın bu hakikaten olumsuz bir durum ve hiç yakıştırmayacağım bir durumdur. Yakışıklı bir tavır olmadı, yakışıksız kaldı bizim gözümüzde ve işin sonunda da yani o bayrağın, bizim Refah Partisi logosu bayrağını kalkıp yani bütün basın mensupları üzerine katlayıp katlayıp götürüp efendim çöp tenekesini atmak siyasi nezaketsizlikten başka bir şey değil. Niye? Sonucunda hadi bir arbede yaşandı. Hepiniz çullandınız adamcağızın üzerine. Polis neyse araya girdi, toparladı ama kalkıp da bir siyasi partinin logosunu o şekilde çöpe atmanız siyasi nezaketsizliktir. Kabul etmiyoruz. Keşke, yani ben bir telefon bekledim açıkçası. Yani başkanım böyle bir durum yaşandı. Sizin temsilciniz değilmiş ama böyle bir durumla yaşandı. Bir hani en azından bir telefon olmuş olsaydı, biz yine konuşmuş olsaydık, diyalog olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Zaten bizim meselemiz de bu. İletişim problemi var. Kutuplaştırma var. Bazıları bu kutuplaştırma üzerinden bir oy devşiriyor. Buna imkan vermemek gerekiyor. Ama biz Allah'a hamdolsun peygamberi metotla hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Yine de o telefonu bekliyorum. İnşallah telefon açarlar. İnşallah bir ziyaret de gerçekleşir de en azından seçim döneminde sağlıklı ve uhulet içerisinde bir süreç yaşansın diye ümit ediyorum. Tabii artık o olaya çok da takılı kalmak da istemiyoruz ama keşke yaşanmasaydı. Keşke yani siyasi tecrübesi olan o heyetin içerisindeki insanlar bu kadar aşırı tepki göstermeseydi. Vatandaş siyasi durumu, tutumu bilmeyebilir. O bizim vatandaşımızdır. Bizim gibi bu çalışmaları yapmıyor olabilir. Tecrübesi olmayabilir. Ama sen bir vatandaşa bu şekilde bir heyet olarak, bir ekip olarak çullanmanız bizim kabul etmediğimiz bir durumdur. Dolayısıyla biz gönüldaşlarımızı, bizim için mücadele veren vatandaşlarımızı her zaman başımızın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. İnşallah ben bir telefon da bekliyorum. Telefon açarlar, biz konuşuruz. En azından bunu beraber bir istişare etmiş oluruz diye ümit ediyorum. Şöyle söyleyeyim ben iletişimi şundan kurmadım. Çünkü bu videolar bütün Türkiye'ye servis edildi. Her ne kadar yani kendisinin yaptırmış olduğu bir pankart olsa bile bizim kurumsal yapımızı temsil eden bir tanıtım materyallerini bu şekilde gazetecilerin önünde toparlayıp bir teşkilat mensubunun, o partiye mensup bir teşkilat mensubunun çöpe atmasını kabul etmediğimizden dolayı telefon açmadık. Vatandaşımızın
Oradaki arbedede yaşananları bilmediğimden dolayı bir açıklama yapmak. Bundan dolayı. Çünkü yani o tanıtım materyalini, o bizim kurumsal kimliğimizin olmuş olduğu logoyu katlayıp bir teşkilat mensubunun çöpe atmasını kabul etmediğimiz için aslında biz aramadık. Arkadaşlar, şimdi söylemler çok sertleşmeye başladı. Biz bunu zaten biliyoruz. Yani şimdi AK Parti'nin şu an genel idare kurulunda görev yapan arkadaşların bir kısmı zaten daha önce 94'te şu sıralarda bu siyasi eğitimi almış ama tamamıyla eğitimini tamamlamamış insanlar olduğunu bildiğimiz için ve birbirimizi çok iyi tanıdığımız için bundan sonraki hamlelerin ne olacağını da biz aslında tahmin ediyoruz. Ama biz nezaketimizi, zarafetimizi genel başkanımız duruşuyla asla kaybetmeyeceğiz. Hakaret vari konuşmayacağız. Dikkat ederseniz şöyle bir hakaret de ben bunu lansman toplantısında bahsettim. Zübük denildi bize. Biz milletimizin gönlüne zaten girmişiz. Kim ne derse desin. 92'de de 94'te de aynı şeyi yaptılar. Biz milletimizin gönlüne girmişiz. Milletimizin sevdalısı olmuşuz. Kim ne derse desin inşallah biz yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii ki bu yani sert tavırlar aslında ruhsal problemlerin olduğunu bir tespiti olarak düşünüyorum. Çünkü yani burada yapılan anket çalışmalarında, gizli yapılan anket çalışmalarında aslında kamuoyuna yansıtılan değil de kendilerinin yapmış olduğu anketlerde sonuç çok daha farklı. Sonuç çok daha garip yerlere gidiyor. Bu yüzden olay sertleşmeye başladı. Şimdi biz düne kadar bizi kahraman ilan edenler şimdi bu şekilde hakaret var konuşmaları zaten bir Normal. beklediğimiz bir durumdur. Yani normal bir durum. Dolayısıyla biz bunu hiç dikkate almıyoruz. Biz bunu görmezden geliyoruz. Cevap olarak yani cevap dahi vermek istemiyoruz. Bunu bu şekilde cevaplandırayım isterseniz. Çok da onu irdelemek istemiyorum. Biz biraz daha milletimize yüzümüzü çevirmişiz açıkçası. İkinci husus olarak da belediye başkan adaylığı noktasında tarafımıza ulaşan o zamanlarda resmi bir başvuru yoktu. Bu resmi başvuru olmayınca da kalkıp bir isimler üzerinden konuşmamızın bir anlamı da yok. Ama tabii ki biliyorsunuz ki belediye başkan adaylığı süreçlerinde sürekli spekülasyonlar, kulisler, efendim şu burada biz şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi için çok ayrı bir aday beklerken adayı olmayan bir kişi aday oldu. Hüseyin Bey adayı değildi. Dolayısıyla da bu tarz durumlar o zamanlarda bizim için de bir kulis bilgiler zamanında söylenmiş olabilir ama resmiyet kazanmayan bir durumla ilgili bir açıklama yapmam da siyaseten uygun değildir. 94 ruhu dediniz. 94 ruhu kelimesini, cümlesini kullandınız ama bazı basın mensuplarımız güldü. Şimdi bu nasıl 94 ruhu olsun? Faiz. Biz gene rahmetli Erbakan hocamız 11 ayda görevde kaldı. 11 ay. 11 aylık zaman dilimi içerisinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammını yaptı insanlarımız. Emeklimize, memurumuza, işçimize. Bakın bu zammı yapabilecek bir yiğit çıksın meydana şimdi. Yok. O zammı yaparken bir yandan da enflasyonu düşürdü. Yani zammı yaptıktan sonra 2 ay sonra o zam cebimizde erimedi. Enflasyonu düşürdü. Kamu tek hesabını geliştirdi ve bütçeyi denk getirdi. Bu zamları yaparken. Şimdi biz yani siz demin o soruyu sordunuz ama şimdi bunu yapmışız. Bu hizmet mi yapmışız? Malum mevcut hükümetin yapmış olduğu hizmet de ortada. Ben kararını size ve milletimize bırakıyorum. Hem milletimizin gönlünü, cebini rahatlatacaksın hem de borçlanmaya girmeyeceksin. Yüksek faizi indireceksin. Bütçeye denk getireceksin. Yani bu kıstas budur. Ölçü budur. Eğer bu ölçüyü AK Parti yakalasın onlar da milli görüşçüdür demektir. Yani. Bizim yani Refah Partisi veya AK Parti diye ayırmıyoruz. Milli görüşçü demek bu hizmeti getiren kişidir. Bunu CHP de yapsa onlar da milli görüşçü olur. En nihayetinde. Bunu tabii Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Kılıç da bir basın açıklamasında duyurdu. Şimdi bu tarz şeyler genellikle bazı yani algı operasyonlarını yöneten
medya simsarları tarafından insanlara kanalize ediliyor, insanlara seyahat ettiriliyor. Şimdi mantık olarak bunu nereden vurabilirim diyor. He diyor, eğer biz diyor mesela diyor biz işte CHP'nin veya İmamoğlu'nun Refah Partisi'ne yardım yapabileceğini algısını insanlara ulaştırabilirsek AK Parti ve sağ seçmen bu sefer birleşmeye geçecek, oradan oy gelecek diye o hamleleri yapıyorlar. Biz bir kuruş para hiç kimseden almadık, asla da kabul etmiyoruz. Biz Partimizden de kendi para vermiyor. imkanlarımızla beraber, bakın siyasi çalışmalarımızın durumu ortada. Yani biraz da tabii müsrüflükten kaçınıyoruz ama 20 araba, 30 araba, 50 araba, bayraklar, bir pankart asacak yer bulamadık artık dün akşam. Şimdi bu paranı hepsinin bu mevcut siyasi partilerin teşkilat mensuplarından çıktığına ben inanmıyorum. Aziz milletimiz de inanmıyor. Ama burada çıkarılan her bir pankart, hep bir bez afiş, teker teker burada hizmet eden neferlerin kuruş kuruş cebinden çıkıyor. Milli görüş esaslarını yıllar yılı usulü esası çok iyi bilir. 94'te aynı çalışmaları, hatta belki yaşı müsait olan Nedim abi hatırlar. O zaman şeyler vardı. Fırça, su bu şekilde duvarlara kağıt. O zaman yine medya yoktu. Yerel medya yoktu. Ulusal basın yoktu. Erbakan hocamız tek başına mücadeleyi verdi. Yine orada Urfa'dan, efendim doğudan yayıldı. İstanbul'a sirayet etti. Dolayısıyla bunlar hiç dikkate almıyoruz. Ve kimseden de hiçbir talebimiz olmadı. Hiç kimsenin de parasına ihtiyacımız yoktur. Teşekkür ediyorum. Bir anket firması bizi yaklaşık daha adayımız belli olmadan önce 2 ay önce aramıştı. Şu anda Refah Partisi'nin Kartal'daki oyu %7-7,5 bandlarında. İstanbul'da en son işte %9-9,5 bandlarından bahsedildi. Oracının anketini tam hatırlamıyorum. Kusura bakmayın ama bizim özel olarak yaptırmış olduğumuz bir anket yok. Ama şu anda hayal ettiğimiz inşallah Kartal'ı geri kazanmaktır. Yani şu anda 24 bin oy mu var? Şu anda Allah'ın izniyle biz 30 bini aştık diye düşünüyorum yani şu anda. Diye ümit ediyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz. Milletimizin de teveccühü o yönde yükseliyor ama biz biraz da tabii anket firmalarının bir kısmı insanları manipüle etmek noktasında bir çalışma yürüttüğü için demin de cümlenin başına bahsettim. Kurum mu İmamoğlu mu? Kurum mu İmamoğlu mu? İstanbul'da kaç tane aday var? Bir sürü aday var. Tercih yok. Yani hiçbiri tercihi konulmuş olsaydı veyahut da şu tercih olmuş olsaydı ki bir soru en az 5 tane şıktır yani. Derdi kurum mu, İmamoğlu mu veyahut da Altınöz mü? Özü sözü bir olan Altınöz mü derler demiş olsalardı veya hiçbiri seçeneği koyabilirlerdi yani. Ama Murat mı, Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye iki tercih arasında sıkıştırılıyor. Biz zaten bu anket firmalarının, bu soruları yönelten anket firmalarının değerlerini de çok kabul etmiyoruz, görmüyoruz. Tasnif de etmiyoruz. Evet. Başkanım, bu yereldeki baraj %7 mi %10 mu? %10. %10. Evet. Yani %10 bir şey var, onu genel seçim genel seçimlerde %7 ama şu anda tabii kanun değişmediyse sürekli kanun hükmünde kararnameleri takip edemediğimiz için belki de değişmiş olabilir. Ama şu anda %10 diye biliyorum biz. Baktık ve %10'u geçemeyen meclis üyesi çıkaramıyor diye biliyorum. şimdi %10 geçtikten sonraki hesaplama şekli nasıl? Don Don sistemiyle. sistemi devreye giriyor ama biz biraz o biz Yani hasbi 8 bin oyda bir meclis üyesi mi çıkıyor? Yani o %10 barajı geçtiğiniz zaman öyle. 7 bin küsür. 7 bin, 7.500 şimdi falan. onu anlamaya oy çalışıyorum. dağılımına göre tabii siyasi partilerin burada dengeler farklı olduğu için almış oldukları oyları da o sisteme dahil ettiğinizde mesela birisi 150 bin oy aldı, birisi 20 bin oy aldı veya Osman aldı. Orada az alan çok az encümen çıkarttı. Çok az meclis üyesi çıkarttı ama mesela stratejik olarak mesela işte biri 50 bin aldı, biri 80 bin aldı, biri 70 bin aldı. Oradaki meclis üyesinin çıkartma oy potansiyeli daha da çok düşüyor diyebiliyorum.
Ve biz biraz daha hesabi değil de hasbi olarak bakıyoruz. Kavgaları, dövüşleri, olayları gördünüz seçimden hemen sonra, listeler açıklandıktan sonra. O zaman da dedik, bu zaman da diyoruz. Milli Görüş listesini yapar, herkes görevini yerine getirir. Dün 37. sıradaki meclis üyemizi, işte özür dilerim, Nasman toplantısında 37. sıradaki meclis üyemizi sahneye çıkardığımızda alkışlar kopmuştu. O son alkışı belki hatırladınız. O son alkış o meclis üyesi adayımızın alkışlarıydı. Ya 37 tane meclis üyesi alkışlarıydı. Şunu demeye çalışıyorum. Yok, onu, evet, 37. ama... sıradaki meclis üyelerimizin aileleri oradaydı. Ve onu desteklemeye gelip aynı coşkuyla onu karşıladılar, onu alkışladılar demeye çalışıyorum. Ama bazı siyasi partilerin meclis üyesi adayları 20'den sonra havlu atıyorlar. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi genel başkanımız basın açıklamasında ta o zaman ittifak görüşmeleri devam ederken de dahi demişti ki biz adayımızı açıkladığımız yerden asla yeri çekmeyeceğiz. Basında vardı. Genel başkanımızdan almış olduğumuz bu güçle beraber, genel başkanımızla beraber inşallah biz de 31 Mart sabahına kadar burada çalışmamızı sürdüreceğiz. Ancak ve ancak tabii bu artık %0.1 ihtimal dahi değil ama biz Milli Görüş esaslarına bağlı bir teşkilatız. Genel başkanımız dese ki Nevzat, biz tamam senin görmediğin bazı şeyler var, sen git dese emir baş üstü ne olur? Ama %0.1 ihtimal dahi değil bu. Genel başkanımız da aynı şeyi söyledi. Biz de aynı şekilde aynı şeyi söylüyoruz. İnşallah Kartal'ı tekrardan Refah Partisi'ne kazandırıp Milli Görüş Belediyesi hizmetini geri getireceğiz. Türkiye'de en çok adayı gösteren parti hangi partidir? Adalet Partisi. Sınıfta kaldınız. Yeniden Refah Partisi. 1390 yerde aday göstermiştir.